Yolunu şaşıran yavru Akdeniz foku Aksu çayında görüldü. Sütten yeni kesildiği ifade edilen yavru Akdeniz fokunu karşısında gören vatandaşlar bu ilginç görüntüyü dakikalarca izledi. Dünyada yalnızca 700 adet bulunan Akdeniz fokunu görmek için bölgeye vatandaşlar akın ederken Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu fokun yönünü kaybederek çaya girmiş olabileceğini söyledi. Avcılar tarafından görülen ve hemen Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesiyle yayılan Akdeniz fokunun çayda görülmesi olayı ardından nesli tükenmekte olan fok üzerinde inceleme yapan Gökoğlu, fokun çay içerisinde kalması gerektiğini, aksi durumda kurtarılma esnasında kendisine zarar verilebileceğini belirtti. Ben yaklaşık 7 kilometre içerideyiz. Bir Akdeniz foku var şu anda Aksu çayının içerisinde. Avlanıyor. Bu senenin yavrusu muhtemelen Ekim-Kasım'ın yavrusu, sütten yeni kesilmiş bir birey tek başına avlanmaya çalışıyor. Aksu'ya sığınmış, Aksu'nun biyolojik çeşitliliğine beslenmeye çalışıyor. Görüldüğü üzere hemen arkamızda zaman zaman su üstüne çıkıp nefes alıp tekrar aşağıya iniyor. İnsanlarımız bu tür dünyada nesli oldukça azalan türlerden bilindiği üzere sayısı 600-700 tane dünyadaki toplam sayısı. Antalya'mızın hemen dibinde, burnumuzun dibinde bir Akdeniz fokunu, biyolojik zenginliğimizi görebiliyoruz. İnsanlarla çok çabuk bağ kuran bir canlı. İnsanlarımızın yaklaşmamasını öneriyoruz. Çok çabuk bağ kurduğu için insanlara yaklaşır. Bir kazaren de öldürme vakası olabilir. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Buradan balıkçıları, bölgede yaşayan insanları uyarıyoruz. Dokunmasınlar, yaklaşmasınlar bu hayvana. Endişemiz Aksu çayında ağı pinter içine girmese, içine girerse, avlanmak üzere o pinterlerdeki balığı almaya kalkıp içine girerse boğulma olayını yaşayabilir. Çünkü küçük bir birey, yani birey çok büyük bir birey değil.